Hey sen, merhaba. Kişisel artım mı başlamak istiyorsun? Başlamak istiyorum abi ama nasıl yapacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum, ne kullanmam gerekiyor bilmiyorum diyorsun. Kolay, rahat ol. Tam 10 dakika içinde, kısa şekilde, kolaydan zora doğru nasıl çıkabilirsin göstereceğim. Ben profesyonel bir pixel art çizimcisi değilim. Ben de bu süreçleri sizinle beraber öğreniyorum şu anda. Ama bunun en büyük yardımcı olacak şeyini size en baştan söyleyeyim. Kesinlikle pratik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Pratik yapacaksınız. Yani boş zamanlarınızda, gerekirse oyun vaktinizden, uyku vaktinizden kısarak gidip pixel art çizim yapmak zorundasınız. Başkalarının çizimlerine bakarak, onların neleri daha iyi yaptığını görerek yaparsanız, çalışırsanız çok kısa bir sürede gelişirsiniz. Bugün ben size iki tane program göstereceğim pixel art'la alakalı. Birisi ücretli, diğeri de ücretsiz olan. İsterseniz hemen başlayalım. Ücretli olan programımızın ismi Aseprite. Zaten pixel art yapmayı bilen veyahut da az uçuk bununla ilgilenen herkesin bildiği bir program. Kendine özel renk paletleri var ve direkt pixel art çizimine yönelik olan bir program. O yüzden çok kaliteli ama ücret olarak birazcık tuzlu. Kendi sitesi üzerinden yani aseprite.com üzerinden isterseniz satın alabiliyorsunuz. Ama buradan almanızı önermiyorum çünkü Aseprite'in kendi sitesinde 20 dolara satıyorlar. Ama diğer yandan Steam'e girerseniz Steam'de Aseprite uygulaması sadece 10,5 dolar. Yani yarı yarıya neredeyse bir farkınız oluyor. Bir de dolar kuru malumunuz yani 30 lira olduğu için 1 dolar. 300 lira bir karınız olacak yaklaşık olarak. Benim önereceğim programlardan birincisi bu. Gerçekten çok kaliteli ve bunu profesyonel düzeye getirmek istiyorsanız belli bir süre sonra almanız gerekiyor maalesef arkadaşlar. Hani para harcamadan buradan ekmek kazanamazsınız. Gelişiminiz belli bir yere kadar olur. Ya da çok zorlar öyle söyleyeyim. Hani küçük işlerle bile uğraşırken çok uzun vakitler harcamanız gerekir. İlerlediğiniz zaman bu programı kesinlikle almanızı öneriyorum kısacası. Diğer programımız, ücretsiz olan programımız ise Piskel. Piskel isterseniz yani tamamen indirip de kullanabiliyorsunuz program olarak veya internet sitesi üzerinden de direkt çizim yapıp kaydedebiliyorsunuz, animasyon yapabiliyorsunuz. Ben şu anda bunu kullanıyorum çizimlerimde ve hani başlangıç aşama için kendinizi yeterli seviyeye getirene kadar işinizi görecektir. Tamamen ücretsiz bu arada. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Sitesine girdiğinizde piskel.com'a girdiğinizde direkt bu şekilde bir ekranla karşılaşıyorsunuz. İşte aşağıda size bunun özelliklerini falan anlatmış. Buralar çok önemli değil. Ben zaten size göstereceğim. Direkt buradan Create Sprite dediğimizde bize boş bir piksel alan veriyor. Gördüğünüz gibi burayı senin gibi çizim yapabiliyorum falan. Şimdi buradaki temel şeyleri hemen kısaca size anlatayım arkadaşlar. Şu solda benim hemen çerçevemin altında, videomun altında gördüğünüz şekilde pen size yazıyor. 1'den 4'e kadar. Bunun olayı şu. Bu en küçükteyken yani 1'deyken tek bir piksel boyar. Bir büyüğünde 4'lü boyar. Bir büyüğünde 9'lu boyar. Bir daha büyüğünde 16'lı alan boyar. Yani bu kalem büyüklüğü diyebilirim. Boyayacağınız yerin büyüklüğü oluyor tamamen. Bu şekilde buradan kalem büyüklüğünüzü istediğiniz şeye göre ayarlayabiliyorsunuz. Normal pen tool yani kalem aparatımız. Pen tuşu, kısa yol tuşları da var yanlarında. Hani parantez içerisinde gösteriyor zaten. O bakımdan sizi çok rahatlatacaktır eliniz alıştıktan sonra özellikle. V modu, ayna modu yani aynı tarafı sağ ve sol olmak üzere çiziyor. Hangi tarafa çizerseniz önemli değil. Sola yaptığımda sola, sağ yaptığımda da sağ şeklinde çiziyor. Onun haricinde bucket var. Bu direkt tek rengi boyuyor kapalı bir alan içerisinde. Paint all pixels. Mesela atıyorum burada bizim bir şu şekilde beyaz bir alan üzerine siyah bir dairemiz olsun. Ben bunu bu şekilde boyayabilirim. Yani direkt Paint Bucket Tool'la B tuşuna basarak boyayabilirim. Ama diyelim ki işte bunun ben şöyle bir alanı içinde sadece hani şu kısmının siyah olmasını istiyorum diyelim. Ve bunu bu B ile ayarlayamıyorum. Veya işte burası üstüne bir de şu kısım mesela. Bunların ben normalde kırmızı olsun renkleri. Ben sadece bu kırmızı alanları mesela yeşile çevirmek istiyor olayım. Bunu böyle B ile tek tek yaparsanız bu size vakit kaybettirecek gerek yok. Onun yerine direkt şunu yapabilirsiniz. Buradaki A tuşuna basarak kısa yol tuşu aynı zamanda. Paint all pixels of the same color. Yani aynı renkteki bütün pikselleri tek bir renge boyuyor. Eğer ben bunu beyaza basarsam bütün beyaz yerler yeşil olur. Ama eğer kırmızı kısma yani boyamış istediğim kısma basarsam kırmızı olan bütün pikselleri yeşile çeviriyor. Bu sizin işinizi gerçekten kolaylaştırır. Silgi modu zaten düz siliyor. Hani bunun bir ekstra özelliği yok. Stroke tool yani bu da çizgi çekiyor. Ben atıyorum ben buradan bu kısma düz bir çizgi çekmek istiyorsam çizebilirim. Veyahut işte diyorum ki bu köşeden bu köşeye bir çizgi çekeyim. Bir şekilde. Bakın direkt tek kareyle hepsini çizdi. Veya işte sadece şuradan şu kısma kadar çizmek istiyorum. Bakın böyle ikili ikili çizdi şeklinde. Çizgi çekerek çizim yapmak istiyorsanız, detay vermek istiyorsanız bunu kullanabiliyorsunuz. Rectangle tool bu direkt kare oluşturuyor. Dikdörtgen kare hani dörtgen olarak herhangi bir şekilde buradan oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz boyutlarda. Circle tool bildiğiniz gibi zaten direkt yuvarlak yapıyor. Yani bunu gidip tek tek böyle elle iki buraya işte üç şuraya üç buraya şeklinde yapmanıza gerek kalmıyor. Bunu otomatik olarak C tuşuna basıp burada istediğiniz boyutta işte 1:50'lik, 2:2'lik veya da farklı boyutlarda kareler ve yuvarlakla oluşturabiliyorsunuz. O bakımdan da gayet güzel. Bu move tool direkt ekranı böyle kaydırmak için. Yani atıyorum bunu ben kaydırmak istiyorum çizdiğim şeyi. Bakın kaydı gibi. Anladınız mı? Hani çok bir şey yok. Rectangle selection direkt dikdörtgensel bir alan ya da karesel bir alan, dörtgensel bir alanı seçip bunu hareket ettirme veya da işte aynı şekilde kopyalayıp yapıştırma şeylerine yarıyor. Bu alanlarda kullanabiliyorsunuz direkt çok rahat bir şekilde. Lasso selection dediği de böyle bir alan seçiyorsunuz. Bu alanı kopyalıyor. Bunu mesela böyle alıp böyle alabilirim. Ama geri gelsin şu anlık. Onun harici bir de deterrent tool var. Bu da gördüğünüz gibi hani size bir boyalı bir boyası şeklinde palet deseni verdirebiliyor. Yani bu şekilde bir tasarım yapmayı düşünürseniz falan mesela direkt bunu kullanabiliyorsunuz. Piskel bu bakımdan gerçekten en kaliteli gördüğüm programlardan birisi benim ücretsizler içerisinde. Çünkü megabayt az animasyon yapabiliyorsunuz. Buradan mesela yeni şeyler ekleyip atıyorum. Şurada ilk karede mesela şöyle bir tane olsun. İkinci de burada bir tane olsun. İşte üçüncü de burada olsun. Dördüncü de
şurada olsun şeklinde çizdim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi animasyon var. Buradan FPS'ini, yani her saniye oynatılacak kare sayısını kendim ayarlayabiliyorum. 24'e kadar ve 0 arasında. Bu kısımdan kendi çizdiğiniz şeyin animasyonlarını nasıl görebiliyorsunuz? Ekstradan mesela ben bunun içine gidip buradan boyamak istemiyorum. Yeni bir tane layer açıyorum. Bu layer kısmında mesela ben burayı şu kısım mesela yeşile boyadım. Diyelim ki burası benim yeşil olmasını istediğim bir alan. Şimdi baktığımızda şu layer 1 yukarıda olacak. Bakın şunu da sıfıra alalım hemen. Gördüğünüz gibi burası yeşil değil mi? Şimdi ben diyelim ki bunun içi yeşil olmasını istiyorum. Bunun içi işte mesela kırmızı olsun istiyorum. Ama dışındaki o yeşil çizgi kısmı da kalsın istiyorum. Yapacağım tek şey bu layer 1'de ana hattımız, layer 2'de de boyadığımız kısım var. Layer 2'ye gelip B tuşuna basarak bucket tool'da hepsini kırmızıya çevirmek. Gördüğünüz gibi yeşil üstüne kırmızı desende bir topumuz veya işte dairemiz oldu. Yani buradan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan şeklinizi çizdiğiniz sayfayı sağ ya da sol şeklinde ayarlayabiliyorsunuz layer'larına kadar. Aynı şekilde rotasyon verip çevirebiliyorsunuz 4 farklı yönde. Buradan all frame'leri klonlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda bütün yerde bakın gördüğünüz hepsinde aynı çizim oluştu. Ben bunu geri alacağım. Yani animasyon tarzında böyle farklı çizim içine daha hoş duruyor. Olay image center yani merkezi ayarlıyor. Sayfanın orta noktasına bu çizdiğiniz şekli getiriyor orantılı olarak. Bu da sprite'ı sizin çizdiğiniz resme göre küçültüyor. Mesela normalde benim 29-26 bu şu anda. Normalde benim çalıştığım oran 32-32. Yani sprite'ınızı küçültmenize yarıyor. Bu da ileride işinize yarayacaktır illaki. Burada palet kısmında kendiniz palet oluşturabiliyorsunuz. Veya isterseniz işte yine buradan kendinize bir palet yaratıp veyahut da import edip kayıtlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten detaylı. Burada sağ tarafta diyelim çizdiğiniz bir piksel resim var veyahut da işte bir çiziminiz var pikseler. Bunu direkt bilgisayarınızdan piksel uygulamasına aktarabiliyorsunuz. Aynı şekilde dışarı çıkarmak istediğinizde, çizdiğiniz bir şey kaydetmek istediğinizde GIF olarak animasyonlu bir şeyse eğer, PNG olarak resim formatında ya da zip dosyası içinde çıkarabiliyorsunuz. Ve bunun gördüğünüz gibi scale'i yani çizdiğiniz pikselin boyutuna kadar arttırabiliyorsunuz. Çözünürlüğü 32-32 ya da 1024-1024. Bu tabii çizdiğiniz şeyin boyutuna göre değişiyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Yine save kısmından diyelim ki bu çizdiğiniz şeyin iki farklı layer var gördüğünüz gibi. Ve bunları siz normalde JPEG dosya olarak kaydederseniz bunlar tek bir layer'da birleşiyor. Ama daha sonradan düzenlemek istiyorsunuz. O zaman yapacağınız tek şey şu. Sağ tarafa gelip save kısmından save as.pixel demek. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz yerlere atıyorum işte yuvarlak nokta veya işte yuvarlak yuvarlak bir şeyler. Bir şeyler dedim ve kaydettim. Bunu kaydettikten sonra, şu an kaydetmeyeceğim bunu. Bunu kaydettikten sonra o dosyayı direkt boş bir piksel ekranına atarak kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz çalışmanıza. O bakımdan da çok güzel. Resize kısmı mesela ben 32-32'lik bir alanda değil de işte 25-25 bir alanda çalışmak istiyorum. Yazdıktan sonra resize diyorum gördüğünüz gibi ayarladı veyahut da işte ya 25'e çok küçük oldu. Kaç alanda çalışsam işte 128. Gördüğünüz gibi şekil zaten küçücük oldu. Yani bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan işte gridler, tile node'lar, işte ne bileyim opacity'niz mesela layer'ın opacity'sini ben 1 yaparsam hepsi gözüküyor ama işte 0.40'da daha saydam işte 0 yaparsam hiç gözükmüyor gibi ayarları var. Bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan arka planın renk tonlarını değiştirebiliyorsunuz aynı şekilde. Benim size bunun için tek önerim arkadaşlar en azından başlangıç için kesinlikle gidip de büyük boyutlarda çalışmayın. Çünkü büyük boyutlarda çalışmanız sizi çok fazla yoracaktır. Ve yapamayacaksınız. Hani bunu kesinlikle yeteneksizsiniz anlamında demiyorum. Saatlerce uğraşacaksınız ama illaki gözünüze çarpan birkaç tane hatası olacak. Ve beğenmeyeceksiniz. İleride kullanmayacaksınız şeklinde olacak. Onun için mümkün mertebe yapabiliyorsanız 8'e 8 öncelikli olarak. İşte küçük alanlarda hani bir şeyler çizmeyi deneyim. Mesela burada atıyorum işte bir tane ne bileyim insan suratı tarzı bir şey çok basit şekilde çizmeye çalışın. İşte buradan kırmızıyı aldım. Hafif şunu yaptım şu şekilde. İşte adamın sonra diyorum ki açıktan renginde olsun. İşte böyle. Bakın mesela bir tane çok basic yani çok basit düzeyde bir tane adam kafası yapmış olduk. Yani burada sizin tamamen yapmanız gereken şey pratikle kendinizi geliştirmek. Hatta biraz da şöyle ekleyelim. Şöyle olsun. Gördüğünüz gibi gözlerinin rengini yeşil yapalım ama çok sırt cırtlak bir yeşil olmasın. Şöyle bir yeşil olsun. Ya da yeşil güzel olmadı mesela. Turkuazımsı bir şey, mavimsi bir şey olsun. Bakın gördüğünüz gibi hani çok rahat bir şekilde buradan kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. İşte ben bunu mesela çok yukarıda oldu diyorum. Bunu bir tık daha aşağı alabilirim. İşte aşağıda olduğunda ya saçımın üst kısmı az kalmış mesela. Burayı biraz daha saç ekleyeyim diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İşte daha sonra buraya detay vermek istiyorsunuz mesela. Bunun bir tık daha şöyle koyusunu alıp işte şuralara şöyle hani saç detayı tarzında verebilirsiniz. İşte ne bileyim biraz daha şöyle koyu tonlarda verebiliyorsunuz. Mesela bunu boyun için kullanabilirsiniz atıyorum. Yanlarına yine şu tondan bir tane koyarım. Bir tane de bu tondan koyarım. Şu şekilde. Bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz kendi kendinize. Hani maalesef bunun kolay bir yolu yok. Hani size şunu yaparsanız çok kolay bir şekilde bir haftada öğrenirsiniz diyemez kimse. Bunu tamamen çalışa çalışa yapmanız gerekiyor. Ben size şimdi birkaç tane piksel art çizimi göstereceğim. Buradan hani fikir edinebilirsiniz ben nasıl başladım neler yaptım tarzında. İlk önce şuradan gördüğünüz gibi bakın. Yani alan büyük ama çizimim aslında gerçekten küçük. Yani çizimi şöyle gösterebilirim. Şöyle yaparsam çizim sayısını ölçmem kolay olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piksel. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 piksel. Yani gördüğünüz gibi burasını yapamadım. Hani 5 piksellik alanda çalışıyorum. 10'a 5.
gerçekten küçük. Yani projenin boyutu 32x32 ama ben bunun mesela 3'te 1 oranında bir oranda çalışıyorum aslında. Yani ben bunu buraya alıp atıyorum şöyle. Şey alayım. Bunu mesela ben işte 16'ya 16'ya düşürdüğümde bakın hala fazlasıyla yerim var mevcut. Yani hatta ben bunu biraz daha bile düşürebilirim. Birazcık izin isteyeceğim, kusura bakmayın. Mesela ben bunu şöyle sağ şey sol üst köşeye aldım. İşte bunun resize'ı 12'ye 12 olsun. Hala yetiyor. Mesela 10'a 10 olsun. Bakın 10'a 10'luk bir canvas size'ında kendime bir mum yaptım. Burada görsel şu an çok küçük çünkü 1x'de orijinal boyutunda. Ben bunu 20x deyip büyütebilirim. Bakın yani her türlü işinizi görecek şekilde küçük boyutlarda tasarım yapmayı öğrenirseniz daha sonra bunları çeşitlendirerek yavaş yavaş büyüterek daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bundan sonra mesela ben bu küçük mumu yaptım ve daha sonra dedim ki ya bu duvarda asılı bir mum olsun. Bunu bir de farklı çeşitini yapayım. Ne yapayım? Direkt bunun aynı görselin üzerinden devam ederek bir sanki böyle hani yerde durabilecek böyle standı olan bir mum şeklinde yaptım. Büyük bir mum şeklinde yaptım. İşte buralara küçük gölgeler falan ekledim, açık alanlar. Sonuçta bir mum yaptığımız için üst kısımlar biraz daha açık tonlarda olacak. Sonra gittikçe koyulaşacak. Gördüğünüz gibi mesela açık gri, daha sonra koyu griye doğru geçiyor. Burada da yine açık kahverengi tonları altlara indikçe koyulaşmaya başlıyor ve şu alt köşelerde iyice en koyu halinde alan kaplıyor mesela. Hani küçük şeyler yapmanız sizi üzmesin, sizi korkutmasın veya işte ben bunu yapamam çok uzun sürecek diye düşünmeyin. Küçükten başlayın, bir yere zaten çıkarsınız. Yani size şöyle söyleyeyim, büyük bir şey yapmaya kalkışırsanız ilk etapta çok saçma şeyler olabiliyor. Hemen şuradan göstereyim. Benim yaptığım ilk büyük proje, yani hiçbir planlama programıyla yapmadım. Kafama göre bir şeyler yapayım dedim. Ve böyle bir görsel çıktı. Bunu beğenen olabilir aranızda, beğenmeyen olabilir. Ayrı bir konu. İlk olduğu için ben hani bunları bu tarz şeyleri saklıyorum, seviyorum, saklamayı silmiyorum. Ama bu güzel bir çalışma değil arkadaşlar. Niye? Çünkü yani şu kısımdaki perspektif oranıyla şu arkadaki binanın perspektif oranı aynı değil. Yani burada bir yol sapmış, bu daha büyük gözüküyor, bu kayalar yakında ama hani sanki bunlara böyle minyatür hali gibi kalmış yerler, gölgelendirmeler oranlı değil. Güzel bir dağılım olmamış. Yani burada mesela koyudan açığa doğru bir gölgelendirme var ama buralarda işte biraz daha dağılarak gitmesi gerekiyor falan gibi. Yani bunların hiçbirisini mesela uygulamamışım. Kafama göre bir çizim yapmışım. Ve bu doğru bir çizim değil. Yani o yüzden büyük şeylerle başlamayın. Küçük küçük ilerletin. Ya da büyük bir şey yapacaksanız adım adım gidin. Mesela yine size şöyle göstereyim. Benim bir tane çizimim. Şu anda yaptığım, ben bitirdiğim son birkaç ay içerisinde, bir sene, iki sene içerisinde. Gördüğünüz gibi bir tane bamba ormanı yaptım. Çok basit bir tasarım, sade bir tasarım. Alt kısımda da full kapalı yeşil tonda bir toprağım var. Ama ben bunu böyle kalmasını istemedim. Çünkü yandan bakışta yani side scroll bir oyun yapmak istiyordum. Onun için dedim ki ya buna birazcık detay ekleyeyim. Daha sonra ikinci haline geçtim. Bunun üzerine çalıştım. İlk halini kaydettim. Üzerine bunu yaptım. Gördüğünüz gibi alt taraf işte açıktan koyuya doğru tonlamalar olacak şekilde bir daha yaptım taban kısmını. Daha sonra dedim ki ya bu böyle güzel oldu ama hani karakterimiz nerede duracak, ne yapacak hiçbiri belli değil. Yani burada ben mesela aşağıda dursam siyah kısımda ne anlamı var? Bu siyah kısım sonuçta zeminin alt kısmını temsil ediyor. Oraya gidemememiz lazım. Yani buna göre bir tasarım yapmam gerekiyordu. Üçüncü bir üzerine uğraş yaptım ve son halde şöyle oldu. Açık tonlar, işte taşlı bir yolumuz var kumdan. Alt tarafa doğru gittikçe koyulaşarak hani bu toprağın alt kısımlarıymış gibi düşünebilirsiniz aslında. Yeşilli kısımlar gittikçe koyulaşarak böyle bir platform sunuyor. Ve benim kullandığım kısım, kullanmak istediğim kısım şöyle bir kısım. Yani karakterimiz bu alanda taşlı yolda yürüyecek. Alt kısımlara gidemeyecek. Ama tabii ki fotoğrafın bütün kısmında arka plan fotoğrafı olarak duracak şeklindeydi. Böyle adım adım yaparak siz de hani başarılı olabilirsiniz ama bu beni çok yordu. Yani 4 günüm 5 günüm ben bunu ayırdım. Saatlerce çizim yapmam gerekti. Beğenmedim, bir daha sildim, yaptım falan. Böyle bir programım olmadığı için, bir planım oturmadığım için kafamda çok zorladı beni. Bunu kesinlikle yapmayın, önermiyorum. Sizi çok zorlayacak. Hani onun yerine mesela bakın ben daha yeni işte birkaç gün önce yaptım. Basic bir kılıç modeli. Niye peki bu kadar basit bir şey yaptım? Çünkü temel mantığını anlamak üzerine renklendirmeleri nasıl yapmam gerekiyor? Temel şekli nasıl olmalı bir kılıcın? Hangi piksel sayılarda çalışırsam beni daha rahat götürür, daha rahat animasyon çizebilirim bunun üzerine diye düşünürken böyle bir çizim yaptım. Dediğim gibi daha sonra mesela yine şöyle bir karakter tasarımım var. Karakter tasarımım 16 piksel, 16 piksel gayet küçük. Bu normal durduğu animasyonu şuradan gösterebilirim tam ekran halinde. Normal durduğu bir şey yani animasyon. Hani bunun hiçbir özelliği yok. Niyeyse gözükmedi. Normalde gözüküyordu burada animasyon olarak ama hani şu sağ üst tarafta görebilirsiniz. Normal duruyor. Idle animasyonu, duruş animasyonu da diyebilirsiniz. Detaylı değil evet ama bir başlangıç. Animasyon yapmak istiyorsanız böyle başlamak zorundasınız. Kişisel çizimde yani bu gerekiyor mecburen. İşte bunun durduğu animasyonu geçtikten sonra mesela dedim ki sağ tarafa yürüdüğü bir animasyon olsun. Bu da sağ yürüme animasyonu. Evet çok basic. Hataları var mı? Çok fazla var. İşte birkaç pikselin yerini değiştirerek sağ kolunu sol kolunu daha böyle hani görünür şekilde çizebilirdim. Daha düzgün çizebilirdim. Yapmadım. Uğraşmadım. Bu tarz benim tercihimdi açıkçası. Bunun haricinde mesela bir de bunun yukarı aşağı yürümesi olmasını istedim. Yukarı giderken karakter sırtını döneceği için sırt kısmının gözükmesi gerekiyordu. Bu da ona yönelik bir animasyon mesela. Daha sonra işte dedim ki ya erkek yaptık ama bir tane de kız yapalım mesela. Bir tane kız modelimiz var. Bunun da yine duruş animasyonu bu şekilde. Daha sonrasında ise sağa doğru yürüme animasyonu var. Diğer animasyonları da var tabii ki ama hepsini göstermiyorum size uzamasın video. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani küçük pikseller, küçük detaylar ama bunların çizimini yapa yapa pratik olarak kendinizi geliştirirseniz çok fazla kazanç elde edersiniz. Bu da benim şu anda üzerinde çalıştığım ve son haline getirmek üzere olduğum bir tasarım. Bu tasarım bir mağaza tasarımı aslında. Yani oyun içinde işte buraya gidip bir tuşa basarak etkileşime gireceğimiz, oradan atıyorum işte can iksiri, yemek, silah falan alabileceğimiz mağaza tasarımı. Bunun ilk halini bulamadım ama size şöyle söyleyeyim. İlk halinde şu kısım yoktu, şu kısım yoktu. Üstüne şu kısımda, şuradaki bu zümrüt kısmı da çok küçüktü ve detaysızdı. Ama ben bunu daha sonra üstüne uğraşa uğraşa bir yarım saat, bir saat içerisinde bu hale getirebildim. Bu çünkü benim aklımda oturmuş bir şeması vardır. Hani o yüzden bu kadar kısa sürdü. Yoksa çok daha uzayabilirdi.
Kısacası bugün sizlere kısaca özetlemeye çalıştım. Pixel çizimlerinizde özellikle dikkat etmeniz gereken şeyler kullandığınız program. Çünkü kullandığınız programla alakalı internette yüzlerce video var. Yüzlerce öğretici video, tasarım videoları var. Gidin onları öğrenmek için videoları izleyin. İzlerken bir yandan uygulayın. Tasarımlarına bakın insanların. Neler yapmışlar, nasıl çizmişler, hangi renk tonlarını kullanmışlar, yaparken hangi adımlardan geçmişler. Bunları takip edin. İllaki gelişecektir çiziminiz. Ve size önereceğim en önemli bir diğer konu şu. Kesinlikle ama kesinlikle moralinizi bozmayın. Sonuçta çizim dediğiniz şey hem yetenek işi hem de çaba işi. Yeteneğiniz olsa da çaba göstermeden hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Yeteneğiniz olmasa da çaba göstererek belli yerlere gelebilirsiniz. Kesinlikle çabalamaktan vazgeçmeyin. Çizmekten vazgeçmeyin. Özellikle hoşunuza giden bir tarafsa bu. Bu taraftan vazgeçmeyin arkadaşlar. Yani ben bundan birkaç sene önce çöp adam çizerken zorlanıyordum. Yani doğru düzgün hiçbir şey çizemiyordum. Yani ben şu an bu çizdiğim piksel artı mesela benden işte 2-3 sene önce gösterseniz derdim ki ya yürü git ben bu tarz bir şey çizemem. Yani benden nasıl böyle bir şey beklemişsin? Ben bu kadar iyi değilim falan derdim. Ama şu anda hani nispeten daha iyi çizebiliyorum. İnşallah işte birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra çok daha iyi yerlere gelmiş bir şekilde kendimi geliştirmiş olurum. Bu da böyle bir video oldu. Umarım faydası olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu kanala abone olabilirsiniz. Bu bana gerçekten çok yardımcı olur. Beni mutlu eder. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorum kısmında aklınıza takılan herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım eğer bildiğim bir konuysa. Bu kadardı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için tekrardan. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.